2020 verilerine göre Türkiye dünya fındık üretiminin %62'sini ve ihracatının %61'ini tek başına gerçekleştiren lider konumunda bir ülkedir. Bu liderlik yaklaşık 500 bin üreticinin emeğiyle gerçekleşiyor. 2021 yılında ülkemiz fındık rekoltesi 684 bin ton olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizin 2022 yılı fındık rekoltesinin %12 artış ile 765 bin 287 ton olarak gerçekleştiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2022-2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını %50 sağlam iş fındık esasına göre Giresun kalite için kilogramı 53 lira, Levant kalite için kilogramı 52 lira, Sivri kalite için ise kilogramı 51 lira olarak açıkladı. Fındık pazara indi. 500 bin üreticimiz canla başla zorlu iklim ve doğa şartlarında Türkiye'nin stratejik öneme sahip ürünü olan fındığı üretmeye, ülkemize milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaya çalışıyor. Fakat malum çevreler yine harekete geçerek her yıl sergiledikleri oyunları bu yıl da sergilemeye başladı. Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor. Kaybeden ülkemiz oluyor. İhracat rekoru kırabileceğimiz bu yıl ülkemiz yine 2 milyar dolar gelire mahkum edilmeye çalışılıyor. Ülkemiz fındıktan hak ettiğini kazanamıyor. Kazandırmıyorlar. Fındığı serbest piyasadaki fiyatını tekelci firma ve ona bağlı alıcılar belirliyor. Bu nedenle ülkemizin ihracat geliri artmıyor, aksine azalıyor. 2021 yılında 344 bin ton fındık ihraç edildi ve 2 milyar 260 milyon dolarlık bir değer yaratıldı. Fındığın tonu 6.569 dolardan ihraç edildi. 2020 yılına baktığımızda 281 bin ton fındık ihracı karşılığında 1 milyar 945 milyon dolar döviz geliri elde edilirken fındığın tonu 6.921 dolara ihraç edildi. 2015 yılında ise 240 bin ton fındık ihracatı yapıldığında 2 milyar 887 milyon dolarlık bir gelir sağlandı ve fındığın tonu 12.029 dolara ihraç edildi. Görüldüğü üzere her ne kadar miktar artsa da gelir düşüyor. Dünya fındık ihracatının %61'ini ülkemiz gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye piyasalarında oluşan fındık fiyatı dünya piyasalarında şekillendiriyor. Fındığın gerçek fiyatı yurt dışı menşeli firmalar tarafından değil, ana vatanı olan Türkiye'de tespit edilmelidir. Yıllardır söylediğimiz ancak bir türlü kırılamayan piyasa oluşumu tekelleşme bu yılda kendini piyasa fiyatları üzerinde gösterdi. Ferro fındık alım fiyatını TMO'nun açıklamış olduğu fiyatın gerisinde kilogramı 48 ve 49 lira olarak açıkladı. Yabancı bir firma yatırım yapma bahanesiyle ülkemize geliyor ve fabrika kurup üretim yapıyor. Bu yatırımcı görevi olmaksızın piyasaya müdahale etme gereği de duyuyor. Kendine kartel yapı oluşturuyor, kendisiyle işbirliği yapan tüccardan fındık alıyor, işbirliği yapmayana kendince ceza veriyor. Piyasadan çekilmelerini sağlıyor. Öyle ki TMO fiyatına ürün alan adil ve dürüst fındık tüccarımızın bu yabancı firma paydaşları tarafından ve tekelci firmalarla işbirliği yapmadığı sürece satın aldığı fındıkların ihracatçılar tarafından alınmayacağı şeklinde tehdit edildiği yönünde bölge odalarımızdan bilgiler de geliyor. Bu durum apaçık tekelciliktir. Bu yolla sadece tüccar değil, üreticimiz de mağdur oluyor. Fındığın değerini korumak milli bir görevdir. Ferro firmasının piyasaya yaptığı baskılara dur denmesi gerekiyor. Devlet, Fisco birlikte işbirliği içerisinde ürünün tamamını alacağını kararlı bir şekilde ifade ederek güçlü bir şekilde piyasaya girmeli, bu oyunu bozmalı ve tekelleşmeyi yok etmelidir. Buradan Rekabet Kurumu'na sesleniyorum ve kendilerini göreve davet ediyorum. Piyasayı üreticilerimizin aleyhine tamamen kendi istekleri yönünde şekillendirmeye çalışanlar hakkında
gereği yapılmalıdır. TMO daha hızlı ve daha fazla alım yapmalı, alım merkezlerini artırmalı, çiftçimize ödemeleri peşin yapmaya gayret göstermelidir.